Hudutsuz Sevda'nın merakla beklenen 21. bölüm fragmanı bu pazartesi geliyor. Fragman gelmeden önce kafalarda oluşan en büyük sorunun cevabını bu videoda sizlerle paylaşacağım. Oğuz'un ölüp ölmeyeceğine dair büyük analizlerim olacak. Setten gelen görüntü üzerine şok olacaksınız. Video detaylı ve uzun bir video olacak. Her pazar yaptığımız gibi bu pazarda yeni analizde sizlerleyiz. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümlerine dair bilgi ve tahminlerimizi paylaştığımız bu tarz analiz videolarının devamı adına videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalım 50.000 abone oluyor. Desteklerinizi gösterin. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet, setten gelen bu görüntü üzerine Oğuz'un ölmediğini anlıyoruz. Muhtemelen Oğuz'un üzerinde çelik yelek vardı ve hep birlikte operasyona gidiyorlar. Orada Yavuz'un olması beni şaşırttı. Bir de hepsinde asker kıyafeti olması garip. Ben bu işten bir anlam çıkaramadım. Sizin yorumunuz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Bu arada Oğuz'un diziden ayrılmayacak olmasına sevinenler videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. Oğuz daha şimdiden diziden çıksaydı çok erken olurdu. Daha 20. bölümde o Halo ve Oğuz gibi iki tane çakı gibi dostun ayrılması kötü olurdu. Ama öte yandan Derviş Dayı karakterini canlandıran Haydar Şişman da bir fotoğraf paylaşıp üstüne bu yazıyı paylaştı. Ölüm başımıza gelecek en kötü şey değildir dedi. Peki sizce biri ölecek diye mi bu yazıyı paylaştı? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendisinin diziden çıkacağını sanmıyorum. Çünkü kendisi aynı zamanda dizinin senaristliğini de yapıyor. Senarist ekibinde o da var. Ama baş senarist o değil. Öte yandan bir fotoğraf daha paylaşıldı. Tamer'in ve Şota'nın da olduğu bir sahne çekiliyor. Bu dörtlüyü hayal ederek bile bir sahnede yan yana ben getiremezdim. Ama senarist bir şeyler deniyor. Bakalım neler olacak. Bu bölüm ilk hedef Davut olacaktır. Halo'nun geçen bölüm söylediği lafı hala geçerli. Davut'a 12 saat sonra nerede olursan ol seni bulacağım dedi. 12 saatte olduğunda Davut'a büyük bir sürpriz yapacak. O sahnede Davut bayağı şok olacak. Aynı şekilde izleyicinin de büyük tad alacak. Unutulmaz bir sahne gelecek. Davut sezonun büyük düşmanlarından biridir. Davut'un da oğlunun da öyle erkenden öleceğini sanmayın. Ama Halo'nun ilk hedefi Davut'tan önce oğlu olacaktır. Oğluna bir saldırı gerçekleştirip Davut'u üzebilir. Aslında oğluna saldırısı bu bölümde olmayabilir. Ama bu bölüm Halo'nun Davut'a her türlü bir saldırı yapacağını biliyorum. Artık ne yapacak bilgisini aldığımda buradan sizlerle paylaşacağım. O bakıma takipte kalın. Evet, geldik Fikret ile Rızvan Leto'ya. Baba oğul yolları ayırdılar. Artık bundan sonrasında büyük düşmanlıklar olacak. İş Rızvan'ın ölümüne gelmeyene kadar bu düşmanlık bitmeyecek. Aslı senaristin Fikret ile Rızvan'ı düşman yapacağına pek ihtimal vermezdim. Ama sonuç olarak baba oğlu düşman yaptı. Bu saatten sonra Fikret ile Halil İbrahim yeni silah ticaretleri yapacaklar. Yani sevkiyatlar olacak. Bu sevkiyatlara saldıracak kişilerin adlarını da biliyoruz. Bu yönden daha önce görmediğimiz yeni sahneler göreceğimizi bilin. Dizide yeni silah ticaretlerinin olması diziye daha farklı bir soluk getirecektir. En baştan beridir Karadeniz'deki silah mafyalarının ve onların ailelerinin hikayelerini izliyoruz. Ama silah ticaretinden bahsedilmiyordu. Bu son 1-2 bölümdür silah ticaretinin olduğunu söylediler. Hatta Karadeniz'deki en büyük silah ticaretini Halo ile ortakları gerçekleştirdiler. Umarım bundan sonra yeni dost ve düşmanlar görünür de bu silah ticareti daha büyük bir hal alır ve daha görünür bir hale bürünür. Öte yandan Yılmaz Marten var. Tuncay bu bölüm söyledikleriyle Nedime'nin aklını karıştırdı. Artık Nedime Yılmaz'ı sevmiyor. Bu yüzden de Yılmaz'ın sonu Tuncay'ın elinden gelebilir. Tuncay Fikret ile Halil İbrahim'e Yılmaz'ın yerini söyleyebilir. Eğer söyleyemezse bu işin sorumlusu Nedime olur. Onun dışında Tuncay her türlü Yılmaz'ı söyleyecektir. Nedime'yi de zaten gördünüz. Evinin mutfağında Halil İbrahim'i nasıl savunuyordu. O yüzden de Fikret'e söyleyecek ve Fikret de gidip Yılmaz'ın yerini Tuncay'dan öğrenecektir. Yılmaz bu bölüm kardeşi Hakan'a birilerini peşine takarsın gibisinden bir laf söyledi. Bu lafın da boş söylenmediğini aklınızda tutun. Sonra Süleyman demişti dersiniz. Levent ile Yavuz'u da ayrı alkışlamak gerekiyor. İkisi de baya gözüme girdi. Zaten Levent'e olan zaafımı herkes biliyor. Bugüne kadar her videoda ona olan sempatimi sizlerle paylaştım. Levo adamdır diyorum. Damla da k***dır diyorum. Şaka maka Damla'nın Levent'i üzeceğini zaten söylemiştik de Damla harbiden k***.
bu son yaptıkları hiç olmadı. Ama bir konuda sevindim. Senarist Damla'yı Asiye'nin eline düşürdü ya. Ha işte o Damla'nın daha çok çekeceği var. Sonra demedi demeyin. Evet, öte yandan Rızvan Leto Asiye ile evleniyor. Nedime'yi gerçekten boşayacağını düşünüyorum. Asiye 32 yıllık amacına hiçbir şey yapmadan ulaştı. Öylesine şaşırdı ki Rızvan'ın ayaklarına kapandı. Bakın şunu da aklınızda tutun. 32 yıllık Asiye bu evlilikten sonra biraz değişebilir. Tam bir değişim beklemeyin ama bazı yerlerde değiştiğini göreceksiniz. Öte yandan kızı Leyla da o kadar fitne fesatlık yapmasına rağmen izleyici tarafından eleştirilmiyor. Çünkü kıza yazılan senaryo izleyiciye kötü gelmiyor. Hem bu bölüm yaptığı şeyden sonra Levent'in de başını beladan kurtarmış oldu. Eğer ki Asiye güzel bir plan yaparsa, Levo Damla'dan vazgeçerse Leyla bu sayede Levent'i Damla belasından kurtarmış olacak. Oğuz komutan ölse de ölmese de yeni bir komutan gelecektir. Bu komutanın binbaşı olacağını düşünüyorum. Zaten detaylarını son bir iki videoda verdim de yine ufaktan bir tekrar geçmekte fayda var. Geçmişte Halo ile Oğuz'u eğiten binbaşı karakterini canlandıran Caner Kurtaran şu an bir dizide oynuyor ve dizinin çekimi bitti bitecek. Ha belki de şu an bitmiştir. Bitmesiyle birlikte Udutsuz Sevda'ya geleceğini düşünüyorum. Hem onun kendi yaptığı paylaşımdan ötürü hem de Oğuz'un görevden uzaklaştırılmasından dolayı binbaşının Karadeniz'e komutan olarak atanacağını düşünüyorum. Artık bomba bir dönüşle izleyiciyi heyecanlandırabilirlerse ne ala. Bu arada Oğuz'un ölüp ölmeyeceğine dair bir anket yaptım. Şu an sonuçlara baktım. Sizin de gördüğünüz gibi izleyici Oğuz'un öleceğini düşünmüyor. E bakalım, umarım dediğiniz gibi olur. Rızvan ile Fikret meselesine gelecek olursak, bu savaş çok su kaldırır. Hani eskiden beridir bir deyim vardı ya, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Ha işte o sözü şu anki meseleler için kullanırsak tam yerli yerinde olur. Fikret babasına hiçbir türlü saldırı yapmayacaktır. Ama Rızvan için aynı şeyi diyemiyoruz. Senarist Rızvan'ı öyle bir hale getirdi ki gerçekten izlerken Rızvan'ı boğasımız geliyor. Fikret'in de dediği gibi Rızvan kendi evine bile saldırı gerçekleştirebilir. O yüzden de Fikret kapıdaki adamları değiştirdi. Fikret Rızvan'a veya diğer evdeki birine hiçbir türlü bir zarar vermeyecek. Baba oğul savaşının ilerleyen zamanlarında ne olacak izleyip göreceğiz. Evet, geldik bölüm değerlendirmesine. Dizinin bu bölümü gerçekten gelmiş geçmiş en iyi 3 bölümün arasına girerdi. İzleyicinin tad alma konusunda en iyi 3, racon konusunda ise gerçekten en iyi Hudutsuz Sevda bölümüydü. O beklenen Oğuz ile Halo'nun çatışma sahnesini de izledik. Çoktandır diyordunuz ya Oğuz ile Halo yine düşmanlarla çatışsın diye. Senarist onu da yazdı. Ha bir de Oğuz ölmezse süper olacak, tadından yenmeyecek. Şaka maka bu bölüm 10 üzerinden 10'du. 10 yıldızı hak etti. O bakıma da dizi ekibini ve senaristi tebrik ediyorum. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.